Gerçekten bu yılda Diyanet İşleri Başkanlığı Camiler ve Din Görevleri Haftası'nda cami ve gençlik konusunu işliyor. Bu isabetli bir seçim. Günümüzde gençliğin durumu gerçekten işler acısı. Sizlerin de basından gördüğünüz gibi mesela son günlerde bu bonsai belasıyla gençlerimiz zehirlenmekte. Böyle bir belaya müptela olmuşlardır. Bunun tek sebebi gençliğin manevi boşluğudur. Bugün biz gençleri gerçek manasıyla eğitmiş olsaydık, camilere davet etmiş olsaydık, bu illetle karşı karşıya kalmayacaklardı. Ama biz belki de bu eksiklik bizden kaynaklanıyor veya başka kurumlardan kaynaklanıyor ama sonuç itibariyle görülen şudur ki biz gerekli eğitimi veremedik. Gerekli manevi eğitimi gençlerimize veremedik. Bunu devlet olarak, kurumlar olarak bizler en azından zararın neresinden dönersek kârdır hesabıyla bu manevi boşluğu doldurmalıyız. Gençliğimizi sokaklardan kurtarmalı, camiye çekmeliyiz. İslam'ın olduğu yerde muhakkak güzellik olur. İslam'ın olduğu yerde uyuşturucu olmaz, efendime söyleyeyim kötü alışkanlıklar olmaz. İyilikler ve güzellikler olur. Bu nedenle inşallah seçilen bu tema amacına ulaşır. İnşallah gençliğimiz bu uyuşturucu müptelasından kurtulur diyorum. Ve bunun tek kurtuluş yolunun da maneviyat olduğunu, manevi eksikliğin, manevi boşluğun doldurulmasıyla olacağını söylüyorum. Ayrıca gençliğimiz bizim geleceğimizin teminatıdır. Güzel bir gençlik, güzel bir gelecek demektir. Eğer biz yarının gençleri, bizim avukatlarımız, hakimlerimiz, mühendislerimiz, başbakanımız, cumhurbaşkanımız olacak. Eğer bugünkü gençliği biz gerçek manasıyla yetiştiremezsek, geleceğimizden de ümitsiz olmamız lazım. Bu nedenle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi en iyi şekilde eğitmeli ve bu manevi boşluğu doldurmamız kanaatindeyim.